Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size kalıtımla ilgili soru çözümü yapacağım. Kalıtım biraz daha çözülmesi uzun olduğu için bunu en sona bıraktım. Tek bir video üzerinden kalıtımı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakalım. Birinci soruda diyor ki genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşabilir? Arkadaşlar gamet oluşumu için formülümüz neydi? 2 üzeri n. Buradaki n nedir? Heterozigot gen sayısı. Heterozigot neydi peki? Bir büyük harf, bir küçük harf. Tamam bakıyorum kaç tane var burada? Bakın bir B'ler var, D'ler var ve E'ler var. O zaman üç tane. 2 üzeri 3'ten cevabımız ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Geçelim ikinci sorumuza. Kalıtımla ilgili bazı terimlerin açıklaması aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir diye soruyor bize. Birincisinde demiş ki alergen çiftlerinin birbirinden farklı olması durumudur. Bu neydi? Az önce de söyledik. Heterozigotluk durumu. O zaman heterozigotluk var. Canlının sahip olduğu genlerin toplamı, buna biz genotip diyoruz arkadaşlar, genotip de var. Hem homozigot hem de heterozigot durumda fenotipte etkisini gösteren, biz buna baskın gen diyoruz. Homozigot da olsa, heterozigot da olsa kendisini gösterecek. Yani örneğin büyük A, büyük A da olsa büyükken küçük hali olsa ne yapacak? Kendini gösterecek. Biz buna baskın gen diyoruz. Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı karakterden sorumlu olan gen çiftleridir. Bunlara biz allel gen diyoruz arkadaşlar. Burada hangisinin tanımı yoktur? Bağımsız genin tanımı yoktur. Geçelim sonraki sorumuza. Üçüncü soru diyor ki Genotipli bir bireyde bütün genler bağımsız olduğuna göre bu bireyde kaç kromozom bulunur? Bakın tamamı bağımsız olduğu için her bir harf bir kromozomu temsil eder. Burada kaç tane harf var? Bakın büyük A var, küçük A var. Hepsini saydığımız zaman 6 tane kromozom bulunur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Eğer ki bağlılık söyleseydi, birisi mesela bağlı olsaydı biz onu tek bir tane olarak sayacaktık. Ona göre sayıyı düşürecektik. Geçelim Dördüncü sorumuza diyor ki aşağıda genotipi verilen bireylerden hangisi homozigottur? Bakın homozigotluk durumu büyük harf küçük harf olmayacak. Şöyle olacak ya aynı harfin ikisi de küçük ya aynı harfin ikisi de büyük olacak arkadaşlar. Bakıyorum A şıkkında büyük harf küçük harf var. Bakın büyük harf küçük harf bu olmaz gitti. D şıkkına bakıyorum büyük B küçük B var gitti. C şıkkına bakıyorum. Büyük D küçük D var gitti. E şıkkına bakıyorum, büyük ya küçük ya var gitti. Ama B şıkkına baktığımda, A'lar aynı büyüklükte, B'ler aynı büyüklükte, D'ler aynı büyüklükte. O zaman B nedir? Homozigot durumdadır. Geçiyoruz diğer sorumuza. Beşinci soru diyor ki, yukarıdakilerden hangileri canlıda oluşabilecek gamet çeşidi sayısını artırır? Gamet çeşidi sayısının artması için heterozigotluğun veya e, mutasyon gibi olayların olması lazım arkadaşlar. Heterozigot karakter sayısına fazla olması. Evet bu artırır. Crossing over çeşitliliği sağladığı için gamet çeşidini artırır. Bu da olur. Mutasyon da arkadaşlar yine çeşitliliği sağlar. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Geçelim son sorun Pardon 6. sorumuza. Genotipli bir bireyde A, B, D, E ve H genleri birbirine bağımlı olduğuna göre kaç çeşit gamet oluşabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Büyük A, büyük B, büyük D, küçük E, büyük H. Bunlar birbirine bağlıymış. Zaten geriye kalanlar da mecburen birbirine bağlı olmayacak mı? Olacak. Yani şöyle bir şey olacak. Bakın. A, büyük B, büyük D, E ve H olacak. Karşısında da bunların sayfayı küçülttüm şöyle büyüteyim biraz. Evet. Karşısında da bunların arkadaşlar ne olacak? Bakın. Mesela büyük A'nın karşısında küçük a, büyük B'nin karşısında büyük B, büyük D'nin karşısında küçük d, yine küçük e ve küçük h olacak. Şimdi baktığımızda o zaman gametlerden bir tanesi bu olur. Bir tanesi de bu olur. Kaç tane gamet oluşmuş olur? 2 tane. Bunu basit yoldan şöyle düşünebilirsiniz. Eğer birbirine bağlıysa bakın şunları bir kutucuk içerisine alıyorum ve bunlara kafamdan herhangi bir harf veriyorum. Büyük K, küçük k verdim. Bizim formülümüz neydi? 2 üzeri n. Gamet çeşidi sayısında. Burada kaç tane heterozigot var? Bir tane. O zaman 2 üzeri 1'den cevabımız ne olacak? 2 olacak. Anlamışsınızdır umarım. Geçiyorum 7. soruya. Alergen çiftleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Neydi alergen? Bir anneden bir babadan geliyor. Aynı karakter üzerine etki ediyorlar arkadaşlar. Fenotip üzerinde her zaman aynı yönde etki ederler. Bakın arkadaşlar ee bunlar alergen çiftleri her zaman aynı yönde etki etmezler. Mesela diyelim ki kırmızı ile beyaz. Yan yana geldiğinde işte ee biri kırmızı. Biri beyaz ayrı ayrı bulunurlar ama yan yana geldiklerinde pembe oluşturabilirler. Bu farklı bir durumdur. O yüzden aynı yönde etki edemezler. Bunu yanlış olarak alıyoruz. Homolog kromozomların aynı lokuslarında bulunur. Evet bir anneden bir babadan geldiği için aynı yerde bulunurlar. Aynı karakter üzerine etkilidir. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olur. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıda verilen genotiplerden hangisi haploid bir hücreye aittir? Haploid demek en kromozomlu demek. En kromozomlu olması için zaten şıklara baktığınızda farklı olanı bulursunuz. Direkt B şıkkını işaretlersiniz. Ama haploid demek şudur arkadaşlar. iki tane A olmayacak. iki tane B olmayacak. Bunlardan birer tane. Her bir harften birer tane olacak. O yüzden cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Geçelim diğer sayfamıza. Evet geliyoruz soy ağacına. Şimdi Soy ağaçları ÖSYM'nin de çok sevdiği bir konudur arkadaşlar. Özellikle soy ağaçlarından soru sormaya dikkat ediyor bence. Çünkü her sene olmasa bile yani iki senede mutlaka soy ağacı soruyor. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında üç farklı aileye ait bazı bireylerin kan gruplarının fenotipi verilmiştir. Buna göre... Numaralı bireylerden hangilerinin bu karakter bakımından genotipi kesin olarak, bakın bize kesinlik soruyor, kesin olarak belirlenebilir. Şimdi hemen yapıyoruz. Şimdi bizim kan gruplarımızda bizi cevaba götüren grup sıfır kan grubu ve AB kan grubudur. Bakıyorum burada sıfır var, bakın birinci ailede. Bunun genotipi nedir? Sıfır, sıfırdır. İki sıfırın yan yana gelebilmesi için birini anneden, birini babadan alması lazım. O zaman anne nedir? B sıfır. Çocuğa bakıyorum. Bakın buradaki çocuk A. E, B'yi annesinden alamayacağına göre babasından neyi almış? A'yı almış. Zaten buradan da ne gelir? Sıfır gelir. O zaman ben bir numarayı kesin olarak belirttim. Bunu aldık. Gelelim iki numaralı aile. Arkadaşlar burada yine sıfır kan grubu var. Bakın sıfır sıfır yan yana geldi. Bu sıfırlardan biri birinci çocuğa gidecek. Diğeri de ikinci çocuğa gidecek. E, ne oldu? Bakın eee Sıfırları buradan aldığına göre A ile B'yi nereden alacaktı çocuklar? Anneden alacak. O zaman annenin kan grubu nedir? AB'dir. Kesin olarak bunu da belirledik. Geliyorum 3 numaraya. Şimdi B'ler yan yana gelmiş. Burada B kan grubu oluşmuş. Şimdi bakıyorum. B'lerin iki tip genotip olabilir. BB olabilir ya da B0 olabilir. Şimdi ikisi de BB olsa arkadaşlar 3 numaralı bireyde ne olacak? B olacak. Ama... İkisi de B0 olsa, bakın B0 olsa 3 numaralı bireyin 0.10 olma ihtimali de var. Yani burada herhangi bir kesinlik belirtemiyoruz. B olma ihtimali de var, sıfır olma ihtimali de var. O yüzden 3 numarayı almıyoruz. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Yani D şıkkı olur. Anlatabildim umarım. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza. A-RH pozitif kan grubuna sahip bireylerin bu karakterler bakımından kaç farklı genotipe sahip olma ihtimali vardır? Şimdi hemen ilk önce A bakımından değerlendirelim sonra RH bakımından değerlendirelim. A'nın iki tane genotipi var. Ya AA'dır, bakın ya da A0'dır arkadaşlar. RH'a baktığımız zaman pozitif dediği için ya büyük R büyük R'dir ya da büyük R küçük R'dir pozitif dediği için negatif deseydi sadece küçük r küçük r olacaktı. 2 tane a'dan var 2 tane de r'den var. O zaman 2 çarpı 2'den cevabımız ne olacak? 4 olacak. D şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki 9. soruda bir anne babanın ikinci çocuğunda kan uyuşmazlığı gözlenmiştir. Nedir kan uyuşmazlığı arkadaşlar? Annenin negatif, Babanın ve çocuğun pozitif olduğu durumdur. Anne negatifse, o zaman anne ne olacak arkadaşlar? Küçük R, küçük R olacak. Baba pozitifse, bakın baba büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R de olabilir. Şimdi çocuk da pozitif olacak. Çocuk e, anneden kesinlikle neyi alacak? Küçük R'yi. Pozitif olabilmek için babadan da neyi alacak arkadaşlar? Büyük R'yi alacak. Bize soruyor ki, Üçüncü çocuğun aşağıdaki kan grubu genotiplerinden hangisine sahip olması beklenemez. Şimdi A'lar sıfırlar bakımından değerlendiremiyoruz. Onlardan herhangi bir olabilir ama biz R'lere bakacağız. Çocukların e, kan grubu bakın LH bakımından ya büyük R büyük R olur ya da şuradakini alırsa küçük R küçük R olur. Bakıyorum şıklara bakın D şıkkında büyük R küçük R olabilir. B şıkkında büyük R küçük R olabilir. E A e şıkkında küçük r küçük r, C'de de aynı şekilde ama A'da ne vermiş? Büyük r büyük r vermiş. Büyük r'lerin yan yana gelmesi için tamam birini babasından aldı ama annede de büyük r'nin bulunması lazım. Ama annemiz nedir? Küçük r küçük r'dir. O yüzden e, A şıkkına sahip olamaz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. B RH pozitif kan grubuna sahip olan bir bireyin kanında bulunan antijen ve antikorlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar eğer ki B RH pozitifse bakın ne bulunacak? B antijeni hem de RH antijeni bulunacak. Hemen bakalım. B antijeni RH antijeni bakın. A antijeni demiş gitti. A antijeni demiş gitti. Bakın burada B antijeni, RH antijeni. Evet şimdi aynı kan gruplu bireyin ayrıca kanında e, aynı antikor da bulunur arkadaşlar. Yani B antikoru da bulunur. O zaman cevabımız ne olur? B antikoru, B antijeni, RH antijeni cevabımız A şıkkı olur. Buraya B antikoru değil de RH antikoru da deseydi yine onu da alırdık. Aynı kan grubundaysa bakın aynı antikoru bulundurmak zorunda. Yani B kan gruplu B antikoru bulundurur. A kan grublu A antikorunu bulundurur. Bunu unutmayalım. Geçelim 11. sorumuza. Yine bir soy ağacı, yine kan grubu verilmiş. Diyor ki, aşağıdaki soy ağacında kan grubu fenotipi verilen bireyler numara, numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinin kan grubu kesin olarak belirlenebilir? Evet, ne dedim size? Bizi cevaba götüren sıfırlar bir de RH negatiflerdir. Bakıyoruz hemen RH negatif bir tane varmış ama sıfır kan grubu yok. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçüncü numaraya baktığımızda bakın A RH negatif demiş. A RH negatifse o zaman bunun ne olacak? Küçük R küçük R olacak. A'nın yanına ne geliyor bilmiyoruz şu an. Bunlar pozitif. Bakın B RH pozitif, A RH pozitif. Şimdi bu bireyin A olabilmesi için A'yı kimden aldı? Babasından yani 2 numaradan aldı. Bir numaradan eğer ki B'yi almış olsaydı ne olurdu bu? AB olurdu. Ama B'yi almamış ne almıştır arkadaşlar? Sıfırı almıştır ki A kan gruplu olsun. O zaman B'nin yanında ne vardır? Sıfır vardır. Şimdi iki tane küçük R'nin yan yana gelebilmesi için birini anneden aldı. Diğerini de nereden aldı arkadaşlar? Babadan aldı. Şimdi babada da ne var? A var ama yanında ne var bilmiyoruz. Bakalım hemen ikinci çocuğa. Bakın ikinci çocuk B RH pozitif olmuş. Şimdi ikinci çocukta B'nin antikor antijenini kimden almış? Bir numaradan. Yanına A gelmiş olsaydı AB olurdu. Ama yanına ne gelmiş arkadaşlar? Sıfır gelmiş. O zaman sıfırı kimden almış? Babasından almış. Bakın kimleri kesin belirledik şu an için. Hala devam edeceğiz. 2 numarayı, 2 numarayı ve 3 numarayı belirledik. 4'e geliyorum. 4 pozitif. Pozitiflik durumu iki şekilde oluyor. Ya büyük R büyük R olur ya da büyük R küçük R olur. O zaman ben 4 numarayı kesin olarak belirleyemiyorum. RH bakımından belirleyemiyorum. Gelelim şuraya. Arkadaşlar A RH pozitif. Buradaki 5 numaralı birey de A RH pozitif. 4'e ne dedik? B RH pozitif. Şimdi A'yı kimden almış? 5 numara 6 numara pardon arkadaşlar. A'yı kimden almış? Annesinden. Ee, babasından da mecburen ne gelecek? Sıfır gelecek. B gelemeyeceğine göre. Ama yine R bakımından bakınca ne olur? Büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R de olabilir. Aynı şey 5 numara içinde geçerli. O yüzden bunları belirleyemiyoruz. Hangilerini belirleyebildik? 1, 2 ve 3 numarayı kesinlikle belirleyebildik. Cevabımız C şıkkı olur. Evet geçelim diğer sorumuza. Bu soruda da diyor ki BRH pozitif kan grubuna sahip olan bir çocuğun babası aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip olamaz? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. BRH pozitifliğin iki şekilde e, durumu vardır. Ne olabilir? B0 BB olabilir. Ya da büyük R büyük R büyük R küçük R olabilir. Şimdi babası hangisi olamaz diyor. 00 olur küçük r küçük r olur. B'yi annesinden alabilir. O zaman bu gitti. Olabilir. A sıfır küçük r küçük r olur. Sıfırı babasından alır. Annesinden de B'yi alır. Bu da olur arkadaşlar. A B büyük r büyük r demiş. B'yi babasından annesinden de neyi alabilir arkadaşlar? Sıfırı alabilir. Yine büyük r büyük r yan yana gelmiş olabilir. Babası neymiş? B, B büyük R büyük R'ymiş. Olabilir arkadaşlar. Ne olur? Babasından B'yi alır. Annesinden de 0 alır. Bu da olur. Ama bakın E şıkkında AA demiş. AA olduğu için babası çocuğa kesinlikle ne verecek? A kan grubunu verecek. Yani çocuk B Rh pozitif olamayacak. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Evet bu videoyu burada bitireyim. Bir sonraki videoda da yine karışık bir kalıtım sorusu çözelim. Daha sonra TYT soru çözümlerini bitirmiş olalım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.